Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere büyükten küçüğe herkesin çok sevdiği, evde de kolaylıkla hazırlayabileceğiniz gerçekten çok lezzetli bir tarif ile geldim. 3 adet tavuk göğsü kullanıyorum bu tarifimde. Sonrasında tavuk göğüslerimi gördüğünüz gibi minik parçalar halinde doğruyorum. Tarifimin tüm püf noktalarını size detaylı şekilde vermeye çalışacağım. Tavuk göğüslerimi doğradıktan sonra ayrıca bir kaseye alıyorum. Bir adet soğanımın kabuklarını soyup sonrasında rendeliyorum ve tavuk göğüslerimin üzerine ilave ediyorum. Yaklaşık 1 çay bardağı kadar zeytinyağımı da ilave ettim ve bir miktar da kekik ekledim. Tuz da ilave edebilirsiniz. Bir güzel karıştırıyorum. Bu arada bir tencerede kaynattığım sıcak suyumun içerisine İtalyan makarnalarımı atıyorum. Ayrıca yine tavaya zeytinyağı, biliyorsunuz benim olmazsa olmazım, zeytinyağını ilave ettim ve üzerine bir paket kremayı ilave ediyorum. Karıştırarak bir süre pişiriyorum. Kremayı yavaş yavaş ilave ederseniz kıvamı daha güzel olur. Bir tatlı kaşığı kadar da köri ilave ediyorum. Yine aynı miktarda tuz. Karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi İtalyan makarnalarım bu arada pişti. Yaklaşık 9 dakika pişirdim ben. Siz onu kontrollü bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Tabii bazıları daha fazla pişmiş sever ama ben biraz daha sert seviyorum makarnayı. Sonrasında tavamın içerisinde pişirdiğim sosla birlikte karıştırarak birkaç dakika daha tüm malzemelerimi pişiriyorum. Gerçekten çok güzel bir sosu oldu. Makarnamı bir kenarda bekletiyorum. Bu arada farklı bir tavada zeytinyağı ile marine ettiğim tavuklarımı pişirmeye başladım. Onları da hafif orta ateşte çevirerek pişiriyorum. Yaklaşık zaten 8-9 dakika içerisinde pişmiş olacaktır. İşte tam da bu kıvama geldiğinde üzerine yine bir miktar krema döküyorum. Kremayı makarnamın sosunda da kullanmıştım az önce, biliyorsunuz. Şimdi de tavukları pişirirken de kullanıyorum. Zaten tavuklarım bir miktar kızardı ama ben kremayı tamamen boşalttıktan sonra yaklaşık 5 dakika kadar da bu şekilde pişireceğim. Krema zaten neye koyarsanız koyun inanılmaz lezzet veriyor. Çok da yakışıyor özellikle tavuğa, hem de makarnaya. Ayrıca patates kullandım. Birçok yemeğe de krema ilave ediyorum. Çok da kolay elde edilebilir bir malzeme. Henüz pişme aşamasında olmasına rağmen inanın mutfağıma mis gibi iştah açıcı kokular sardı. Krema miktarını tabi size bırakıyorum. Siz eğer yoğun krema seviyorsanız bir kutu kullanabilirsiniz. Ama ben çok fazla yoğun krema olmasın, zaten makarnamda da var düşüncesi ile yarım kutudan birazcık fazla kullandım. Ama makarnamda kremamın tamamını kullanmıştım. Şu anda da tavuğumu sürekli karıştırarak, ki tahta kaşıkla karıştırmanızı öneriyorum, tavuğumun her tarafının eşit miktarda soslanmasını sağlıyorum. Şimdi sıra geldi salatamızı hazırlamaya. Ben önceden tüm malzemelerimi yıkadım, kuruttum. Önce semizotu kullanmak istiyorum. Çok böyle minik minik doğramıyorum semizotu yapraklarımı. Biraz iri doğramak istedim. Salatalıklarımı da aynı şekilde. Bir adet salatalık kullandım. Kabuklarını soydum. Domatesim var. Domateslerimi de gördüğünüz gibi küp şeklinde doğruyorum. Herkesin salata şekli farklıdır, kesme şekli farklıdır, sos şekli farklıdır. Ben şu anda çok standart bir salata hazırlıyorum ama bunu uygulayabilirsiniz. Marulum var. Marulumun da gördüğünüz gibi iri iri doğramayı tercih ettim yine. Oldukça basit, az malzemeli de bir salata ama lezzeti gerçekten çok güzel. Şimdi sunum kısmına geçebiliriz. Böyle ben orijinal bir sunum hazırlamak istedim. Tabii yine de sunum kısmı tamamen size kalmış. Ben böyle yapmak istedim. Ben bu arada tavukta hem kekik hem de köri kullanmıştım. Siz isterseniz sadece kekikli ya da sadece körili olarak da yapabilirsiniz. Hatta makarnaya da arzu ederseniz fesleğen de kullanabilirsiniz. Tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlamanız mümkün. Gördüğünüz gibi sunumum, bir tarafta tavuklarım, ortada soslu makarnam ve yanında harika bol yeşillikli salatam.
Hepinize şimdiden afiyet olsun. Daha sağlıklı ve lezzetli tariflerim için de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.